cennet istemiştim ortalarda. Sen almışsın uçurumun kenarında. Ücretsiz izinlerdeyim ta başından. Bir kere sevmek çok değil, can tenden geçmeden. Söyleş bakalım, üç günlük ömrünle herkes memnun kendinden. Öyle ya da böyle, ne testler çözdük biz, ne yanlışlar bulduk, ne özetler okuduk da, ne çoktan seçildik. Bu yalnızlar liginde her sene üst üste şampiyon olmuşuz da, kupalara doymuşuz da, üstelik tanışmışız da, bir Kadıköy akşamında. Gidebilir miyiz dersin buradan uzaklara, uzaklara. Bir sevgili bulursun, ana haber sana yeter günün birinde. Bir mucize beklersin sessiz evlerde. Törpülenir cesaretler zaman içinde. Evini kolay buldum, yolda sordum. Vezirleri harcamışlar, şahlarla mat oldum. Ne testler çözdük biz, ne yanlışlar bulduk, ne özetler okuduk da, ne çoktan seçildik. Bu yalnızlar liginde her sene üst üste şampiyon olmuşuz da, kupalara doymuşuz da, üstelik tanışmışız da, bir Kadıköy akşamında. Gidebilir miyiz dersin buradan uzaklara, uzaklara. Get well no more. I want you.
Your fingernails go dragging down the wall. Be careful, darling, you might fall. I want you. I woke up and one of us was crying. I want you. You said, young man, I do believe you're dying. I want you. If you need a second opinion, as you seem to do these days, I want you. You can look in my eyes and you can count the ways. I want you. Did you mean to tell me but seem to forget? I want you. Since when were you so generous and inarticulate? I want you. It's the stupid details that my heart is breaking for. It's the way your shoulders shake and what they're shaking for. I want you. Knowing that it knows you now after only guessing. It's the thought of him undressing you, or you undressing. I want you. He tossed some tatty compliment your way. I want you, and you were fool enough to love it when it said, I want you. I want you. Truth can't hurt you, it's just like the dark. It scares you witless, but in time you see things clear and stark. I want you, go on and hurt me, then we'll let it drop. I want you, I'm afraid I won't know where to stop. I want you, I'm not ashamed to say I cried for you. I want you, I want to know the things you did that we do too. I want you, I want to hear he pleases you more than I do. I want you, I might as well be useless for all it means to you. I want you. Did you call his name out as it held you down? I want you. Oh no, my darling, not with that clown. I want you. I want you. You've had your fun, you don't get well no more. I want you. No one who wants you could want you more. I want you. I want you, I want you. Every night when I go off to bed and when I wake up, I want you. I'm gonna say it once again till I instill it. I'm gonna feel this way until you kill it.
I want you. I want you. Asla tükürme. Turan. This land is your land and this land is my land. From California to the New York Island. Kaybedenler Kulübü sunar. Kaybedenler Kulübü. Melinda was mine till the time that I found her holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, be and where, love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done, having one girl who loved me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. Don't know that I will, but until love can find me and the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydamlı, ben Mete Avunduk Kadıköy Merkez Stüdyo'da. Hemen hemen canlı yayındayız. Evet, yani canlı denebilirse herhalde beni kastediyorsun hemen hemen derken. Halbuki yani senin bu mühendislik zekanına ve çok büyük hayranlığım var biliyorsun. Evet, başından beri söylerim yani. Bu da benim hayattaki en büyük talihsizliğim zaten. Çok teşekkür buna ederim. Hayran olan tek kişi sensin. Anladığım kadarıyla baya siz ne diyorsunuz feminel olmayana? Male. 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 Evet. Baya male bir şeysin yani. Ya yani son... Kadınlar beni anlamıyor galiba amir. Kadınlar seni nasıl anlarsın? Yani nereden anlarsın? Doğru. Doğru. Sevmek belki o, daha... Yani, o açıdan da bakmak lazım. Doğru. Doğru. Ya yani burada kadınları o... Bence niye anlasın zaten? O müşkül pesent... O müşkül pesent ne demek bilmiyorum ama hoşuma gittiği için kullanayım dedim. Kadınların o müşkül pesent ve müptezel durumlarını burada şey yapmamak lazım. İstismar mı etmemek? Evet. Yani. Çünkü öyleler yani. Yani. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Yani. Ne yapalım? Yani öyleler. Ya, Allah, ne yapalım? Allah Allah. Ya. Öyle. Çünkü benim annem de bir kadın. Yaratan öyle yarattı. Yani, mesela yani hep verdiğim bir örnektir. Yandan çizgili pembe derili antilop kuyruğu küçücük ve siyahtır. Niye? Öyle verilmiş.
Öyle verin, ona öyle verin. Ona öyle verilmiş. Küçücük ve siyah bir kuyruk verilmiş ona. Benimki çok büyük ve şey mesela. O şey, yani kuyruk değil o. Kuyruk yani, arkadan şey olan. Pardonlar. Sen de var, gidip gelme de var sende bir dönem. Ama Nana Kaybana Kulübü burası. Değerli dostum Mete Avundu gerçekten canlı, cap canlı olarak karşımda duruyor. Ben Kaan Çaydamlı, ölümsüzlüğün verdiği o adeta ölümü çağrıştıran ruhsuzlukla, soğuklukla, yaşama sevincinin yokluğuyla yoğrulmuş bir beden olarak karşınızdayım ben de. Rekabenler Kulübü dinliyorsunuz.
Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk. Kadıköy Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız. Gece üzerinde duracağımız 3 ana konu var. Bunlar hayat, kadınlar ve aşk olarak belirlendi. Daha doğrusu bize böyle bildirildi. Evet. Boş konular bence. Öyle bence. Durmaya değer konular. Ben evet. Tabii... İlk defa konuşacağız yani şimdi. Onun gerginliği var ama. Ya ben de biraz gerginim ama... Evet. Sonuç itibariyle sen de buradan bir mayış alan. Ben de ikimizin de bir mayışı var burada. Tabii. Madem yani düzenli olarak mayışlarımızı alıyoruz. O zaman zaten sorduğum yiyecek de çok fazla bir şey yok dedi. Benim ahlakım bunu gerektirir. Peki de bugün saat 14.30 sularında bugüne kadar evimden herhangi bir eşyamı, bu bir kitap olabilir, bir tişört olabilir, bu bir kalem olabilir. Kedi. Bu bir kedi olabilir. Bu bir çorap olabilir. Bu bir boxer olabilir. Bu bir plak olabilir. Herhangi bir eşya mı alıp giden kadınların yüzde kaçının geri geldiğini, ayrıca bu eşyaların yüzde kaçının geri geldiğini istatistiklerimi büyük kara kaplı defterime bakarak şöyle bir şey yaptım. Tüm zamanlara baktın yani. Tüm zamanlara baktım. 1980, since 1986. 1886. Hayır, 1900 modern zaman. Ama, tüm modern zamanlara ama baktım. Özür dilerim. Compositore per il. Recurrent. Tabii ki hemen GSM'lerin başlamasından önceki modern zamanlara baktım. Herhangi bir nesne alıp gidenlerin geri dönme, o nesneyle ya da nesnesiz geri dönme oranını %12. Vay canına. O nesnenin geri dönme oranı %1. Çüş. İşte istatistik bilimi böyle bir bilim. Dolayısıyla ben söyleyeyim bu tabii ki o mühendislik yaklaşımına bu yüzden çok ben yıllarca büyük... anlatamadım Amir. Ben yıllarca anlatamadım. Anlat, bana anlattın. İstatistik yeter. Okuyun dedim kardeşim. İstatistik tutun dedim. Bakınız dedim, dünya bunun üzerine dönüyor. Çünkü hayatta belirli olan hiçbir şey yok. Hayatta kalmamızı belirleyebilecek tek şey frekanslardır dedim. Dur. Olasılıklardır dedim. Aynen. Çok tebrik ediyorum. Büyük saygı duyuyorum. Şu anda bir zafer kazanmış. Çok teşekkür ederim. Bir edasıyla oturuyorum burada. Ya programımızı çok tebrik ederim. Başında bunu anons edelim ve ilk telefonlarımızda bununla ilgili alacağımızı da söyleyeyim diye ayrıntıya da gireceğim. 1-2. Bu %12'lik geri dönüşlerin yaklaşık %50'si 1,5 yıl sonra gerçekleşmiş. Oh my god. Yeah, oh my god too. Oh my god. Ama nesnel o %1 geri dönüşler yaklaşık 15 ila 20 gün içerisinde gerçekleşmiş. Acil dönmüş. Dolayısıyla bir evden çıkan nesne ya hemen döner ya da dönmez. Ya dönmez. Canlı ya da cansız. Şu anda ben hayatımı gözden geçiriyorum. O yüzden biraz programdan koptum. Değerli Kaybedenler Kulübü dinleyenlerinden de özür diliyorum. İstatistik biliminin bu çarpıcı sonuçları, ki her zaman çarpıcıdır. Mesela hiç unutmam. Güney Amerika'nın kuzey taraflarında bir baraj inşaatı işinde çalışıyorum o yıllarda.
operatör olarak çalışıyorum. Meslekte yeniyim daha. Operatör derken amele mi? Operatör. olarak çalışıyorum. Dedim mühendis hanım dedim. Dedim bu şeyin boyunu ve kalınlığını neye göre belirliyorsunuz dedim. Çünkü dedim ya bir metre kalın yapsanız dünyalar kadar şey, bir metre yüksek yapsanız arşa kadar bir maliyet dedim. Bunu büyük hayranlık duyuyorum sizin bu hem bu bilgi birikiminize hem de gözlerinize dedim. Özellikle gözlerinize. Çok hoş bir gülümsemeyle karşılaştım. Şeyin de üstündeyim böyle. Elimi de hafif şeye koymuşum. Kater'in şeyine bizim. Sarı Kater'in kenarına koymuşum. O da palete çıkmış. Yani ağır ağır gidiyoruz şeye doğru. Toprak dolgu barajlarda biz çekirdeği kilden yaparız. İster istemez kilden yaparız. Neyden yapacaksın ki? Neyden yapacaksın? Evet. Yani patatesten yapamazsın, nişastadan yapamazsın. Olmaz. Binaenaleyhine dedi 500 yıllık istatistiklere bakıyoruz dedi. 500 yıldır istatistik bir tutuluyor dedim. Mary dedim. Mary kim? Anne. Mary Hanım mı? Mary hayır dedi. Yani bu ya bölgede... Ya toprağı bol olsun, ne kadar güzel bir insandı o. Yani. Evet, evet, evet. Ya umarım o baraja bir şey olmaz orada çünkü oraya gömmek zorunda kaldık dolgu gövdeye. Evet. Hani orada çürüyüp bir küçük bir boşluk yaratacak. Hava boşluğu biliyorsun. Bugün kayaları deler. Ne bileyim, dünya yerinden oynatabilecek bir güce sahiptir hava boşluğu dediğimiz şey. Umarım oradaki hava boşluğu, yani Meryem'in yarattığı o boşluk ki bizim hayatımızda yani, yarattığı evet, boşlukla kıyaslanamaz yani. Evet. Bilmem kaç milyon tonluk bir toprak kütlenin içinde cesedinin çürümüş olmasından doğan o boşluğun yarattığı şey, bizim ruhlarımızda yarattığı boşlukta. Kıyaslanamaz. Kadınlar böyle şeyler işte. Evet. Yoklukları bile bir çözüm değil yani. Hacı, betonun içinde çürümüyor olabilirler. Ben şu anda onu düşündüm. Betonun içinde çürüyorlar abi. Kontrol ettin mi? Aha. İyi. Ya temiziz yani artık. Kimse bulamaz yani. Reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo. Standart FM'de Kaybolanlar Kulübü'nü dinliyorsunuz. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Değerli dostum Kaan Çaydanlı ve ben Mete Avunduk. Kadıköy Merkezi'nde canlı yayındayız. Az önce bu gece üzerinde duracağımız konuları ve önceliklerimizi de belirttim. Hayat, kadınlar ve aşk merkezinde istatistik üzerine konuşacağız. Gece boyunca bize bir kısa mesajla dahil olabilirsiniz canlı yayında. Bunun için o mesajı lütfen KK yazıp boşluktan sonra adınızı da ekleyerek 7979'a göndeririz ki size rahatça ulaşabilirim. Ayrıca sanıyorum bu gece yeni yıldan önceki son programımızı da gerçekleştirdiğimiz için 1-2 armağanımız olacak gece boyunca. Onları da programımız süresince yine sizinle paylaşacağız. Çok iğrenç bir yıl oldu. Ben çok memnunum. Bence hayatımda yaşadığım en kötü 3 yıldan bir tanesiydi. Evet, hatta yani hayatımda yaşadığım en kötü son 3 yıldı. Benim de hayatımda yaşadığım en kötü 3 yılı yaşadığım için çok şu anda huzurlarınızda. Yani hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben de yani bunu bize yaşattığınız için. Ayrıca tebrik ediyorum ama istatistiklerime şöyle bir baktım. Ama o durumun mayalarından başlayarak herkese çok şey yapmak istiyorum şu anda. Neyin mayalarından? Tam o şey duyamadım ben onu. Çorbasına şey koyduğumun. Mayaları. He? Maya çorbasına. Çorbaya bir çorbaya maya koyarsan orada alkol oluşmaya başlar. Ben severim öyle şeyleri. Ben benim şeyime ters. Sıcak mayalı sıcak herhangi bir şey. O yüzden mesela benim kadınlarla olan ilişkim de şeydir. Sen kadınları mayalı mı buluyorsun? Ay mayalamıyorum. Bakıyorum ki mayalanmaya başlıyorlar. Böyle bir kıpırdanma, bir şey. Kıpraşma. Böyle bir kabarcıklar oluşmaya başlıyor. Bir atarlanmalar başlıyor. Anladım ben seni. Bakıyorum ki bir sahiplenme şeyleri başlıyor. Kabarcıkları başlıyor. Yani diyorum da mayası tuttu diyorum. Peki ne öneriyorsun bana? Mesela bize? Direkt fırına ver. Direkt yani ver fırına. Doğru. Önceden 180 dereceye ısıt fırını. Hı. Hatta fırının hep 180 derecede hazır olsun. Çünkü maya dediğimiz şey hayatın mayası bir taraftan. Yani aslında öz değil mi? Hayatın özü. Çünkü fermantasyon dediğimiz süreç olmasa mesela hiçbirimiz süt yiyemeyiz. Hiçbirimiz yani neredeyse beslenemeyiz bile. Ekmek olmaz hayatımızda. Mesela ekmeğin sıvı formu olan bira olmaz hayatımızda. Hmm. Mesela niye bira var? Çünkü arpadan ekmek çok zor. Mesela süpürge darısından ekmek yapmaya benzer. Çok uzun ve çetrefilli bir iş. O yüzden, şakatli, evet. Biraz daha sulu ve biraz daha kolay bir mayalamayla bira elde etmek daha kolay. Besin değerleri aşağı yukarı aynıdır. Ama tabii olayı hayata ve kadınlara analoji yaptığımız durum tamamen aynıdır. Yani evet. Orada bir analoji kurmaya gerek yok yani. Yani direkt şey yapılabilir. Hayatın yani. Özü fermantasyondur. Evet. Hayatın iki özü vardır. Bunlardan bir tanesi fermantasyon. Diğeri ise istatistik. Evet. Hayatımızı biraz önce de bahsettiğim gibi bu çok acayip bir şey abi. Mesela iki acayip şey var. Çok iyi bilirsin yani bir immortal olduğun için sen de bir ölümsüz olduğun için. Estağfurullah. 483. Allah uzun ömürler versin. Allah razı olsun. Sağ ol. Gani gani. Senin de
500'ü devirdin sen. Ben 468'den gün alıyorum şu anda. İyi. İyi görünüyorsun be. İyiyim, iyiyim. Şu az hafif gözaltının şey oldu ama senin annenden o. Genetik. Babraktan benim. He. Babraktan. He. Nefretim ben biraz. Yani. Hayata karşı da nefretim. Yani. Bende de var o şey. Yani hayata karşı bir nefretim var. Hafif bir böbrek şeysi. Böbrek üstü nefreti. Bu arada 2012 yılının en sevilen pompacıları şeyi çıktı bir dergide. Bizim Şanlı G. Doğan 2012 yılının en sevilen pompacısı seçilmiş. Nerede? Kadıköy'de. Yok canım daha ne? Evet. Lan pompacı. Böyle bu işler. Bugünleri de görecek miydik be? Gurur duyman lazım. Ya gurur duyuyorum. Yani büyük gurur duyuyorum ama yani büyük gurur duyuyorum şu anda. Yani istihram etmen lazım ya da istifrat. Ya listede kaçıncıyım diye sormadığımın farkındasın herhalde. Estağfurullah artık liste yani bizim için liste bir acayip bir şey ama konuya dönmek gerekirse. Bilmem gerekir mi? Gerekir. Yani istatistik dediğimiz şey... kabaca parametreleri toplayıp parametre sayısına bölmek den ibarettir. Ama bu hiçbir zaman doğru sonuç vermez. Ama yine de doğru bir sonuç verir. Çünkü çünkü söz konusu olan istatistik. Yani istatistik olarak doğru sonuç verir. Öyle diyelim. Bunu biraz daha öteye götürmek için ekstremum kavramını geliştirmek gerekir. Yani enler kavramını geliştirmek gerekir. Amerikalılar bunu çok yanlış anlamıştır istatistik bilimini. Mesela yılın en iyi giyinen kadını, yılın en kötü giyinen kadını, yılın en sevilen pompacısı, yılın en nefret edilen Hep yanlış değerlendirmişlerdi. Halbuki en dediğimiz şey yani ekstremumlar uç noktalardır. Yani en azda en yüksek olanı istisna kabul ederek. Ya burada demin söylediğin ve o beni yıkan şeyi yumuşatarak anlatmaya çalışıyoruz. Anladığım kadarıyla listede ben ikinciydim. Ne kadar mukaddes bir insansın. Nasıl anlatmaya çalışıyorsun? Şenol Geydoğan'ı oradaki ekstrem şey mi? Yani ekstremleri şeyde bırakmak ya. Yani ben ve Şenol Geydoğan dışarıda bıraktığımızda tabii sonuç itibariyle sen ve Erol Gegemen kalıyor. Ortada ikiniz varsınız yani. Dolayısıyla çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yani gerçekten şu anda yalnız burada bir düzeltme yapmak istiyorum. Cümleyi tam dinlememiş olabilirsin. Yılın en sevilen pompacısı yani yılın en pompacısı şeyi değil bu. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Çünkü yani sevilmek sevilmemek bunlar hani bir pompacının ne kadar pompasında. Ben şu anda kusmak üzereyim. Pompasına ne kadar şey yapar bunu yani. Şu anda kusmak üzereyim yani. Sevilen pompacı dediğin zaman midem kalkıyor. İşte. Binaenaleyhine şuradan yaklaşmak lazım meseleye. Bir ölümsüzün sahip olamayacağı tek şey yaşam sevincidir. Öyle değil mi? Yanılıyor mu? Yani burada yanılman mümkün değil. Yani aksine çok acayip bir şey söyledin şu anda. Mente bu eski. Ya bu yani çok eski mente. Ancient yani. Evet. Bayağı ancient. Sicilya mentesi bu. Yani neredeyse yani Sicilya mentesi. Binaenaleyhine yani eğer ölümsüzseniz ölümlü olmanın getirdiği herhangi bir şeye sahip olamazsınız. Evet. Dolayısıyla yaşam sevincini yani dolayısıyla serotonini o yüzden mesela ben depresyona falan girdiğimde Prozac, Cibralex, Cipralex, Xanax,
Aspirin. Aspirin. Plavix. Belak. Atar. Oproniton. Optilaton. Bunların hiçbirisinin etkisi olmuyor. Dolayısıyla biz ölümsüzlerin hayatında ki cezalardan bir tanesi de tedavi olamayan bir depresyona sahip olmamız. Yani bizim yaşamımız bir depresyon. Evet, aslında bir ölümsüzün hayatındaki en büyük cezalardan bir tanesi de ödüllendirilmek. Evet. Çünkü ödül ancak bir ölümsüz için, bir ölümlü için. Üzülüyorum. Bir ölümlü için bir dönemin sonunun hediyesi olabilir. Evet. Herhangi bir şeyin hediyesi olabilir. Evet. Sonuçta her ödül o yaşamın o yaşama verilmiş bir ödüldür ve ancak sonlu olan şeyler kutsanabilir. Evet, geçmiş olsun. Bu da büyük mentelerden bir tane, anşet mentelerden bir tanesidir. Ancak sonlu olan bir şey kutsanabilir. Ancak sonlu olan bir şey kutsaldır. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde çıkacak olan kutsal üzerine isimli epistemolojik metnimin uzun makalemin konusunda bu oluşturuyor. Umarım okumazsınız çünkü çok sıkıcı. Yani okunmaz zaten. Zaten okunsun diye yazılmaz bir sürü şey. Aslında yani iyi şeylerin hiçbiri okunsun diye yazılmaz. I'm a poor lonesome cowboy, I'm a poor lonesome cowboy, I'm a poor lonesome cowboy, and a long way from home. I ain't got no father, I ain't got no father, I ain't got no father to buy the clothes I wear. I ain't got no mother, I ain't got no mother, I ain't got no mother to mend the clothes I wear. I ain't got no brother, I ain't got no brother, I ain't got no brother to drive the steers with me. I ain't got no sweetheart, I ain't got no sweetheart, I ain't got no sweetheart to sit and talk with me. I'm a poor lonesome cowboy, I'm a poor lonesome cowboy, I'm a poor lonesome cowboy, and a long way from home. Evet, Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydan ve ben Mete Avunduk. Kadıköy Merkez Stüdyo canlı yayındayız. Bu gece çok tabii yılın da sonu geldiği için. Evet. Yani sizin yaşadığınız bu sona doğru sayılı yılların sonu geldiği için biz de buna tabii kıymet vermeye çalışıyoruz. Çünkü bizim için çok anlamı yok. Evet. Ya bana ne? Ne? Ama bir istatistik. Yıllar benim için gün gibi olmuş. Gün gibi. 1986 yazını hatırla. O mükemmel yazı hatırla. Hatırlıyorum. Sonra ardından gelen o hayvan gibi kışı hatırla. Hatırlamaz mıyım? Mesela çok patetik. Evet. Patetik. Beethoven'ın Müthiş Senfonisi zaten bunun üzerine yazılmış. Zaten bunun üzerine yazılmış. Şeydi. İstatistik üzerinden giderek aslında çok da doğru bir yere vardığımızı düşünüyorum az önce.
bizim kaybetmek dediğimiz şeyin tersi olan, basitçe tersi olan kazanmanın, sadece ölümlü insanlar için bir kıymeti olduğuna vardık. Çok kaba bir tabir bu ama çok özür diliyoruz hakikaten. Yani, çok yavaş yavaş dibini kazıyacağız birazdan. Çok özür dileriz hakikaten. Ben de çok özür diliyorum. Senden de özür diliyorum. Ben senden büyük yani, özür diliyorum yani. Yani işim olmaz ama yani. Aklıma gelmez yani senden özür dileyeceğim. Benim de aklıma gelmez hakikaten. Evet. Kusura bakma, geçen gün bu arada şeyini almışım yanlışlıkla, kalemini almışım. Estağfurullah. Kırıldı o. Ama bu hayatta gurbet var, sıla var, şey var, bunu saymıyorum yani. Bir kalem, bir kalem, bir ölümünün ömründe bir kalemin, bir 228 dolarlık kalemin bir insan ömründe ne kıymeti olabilir? Aşağı 228 dolar. Gerçi yanındaki o mor mürekkebi de aldım. Şey, saymıyorum herhalde. Bir de kutu vardı ahşap. Onunla beraber aldım. Sen. Onu da şey yapmazsın. Sen değil mi? Tatlı bir şeysin sen. Biraz da moleskin vardı senin rafta. Bu... İndirseydin, indirseydin. İndirdim indirseydin. 6 tane. 6 tane alt rafı indirseydin. Yani. İndirdim. Çok teşekkür ederim. Şimdiden yeni yıl şeysi olarak şey yapıyorum onları. Estağfurullah. Ben çok teşekkür ederim. Evet değerli dinleyenler, Kaybolanlar Kulübü dinliyorsunuz. Ben yani çok değerli dostum. Estağfurullah. Anladığınız gibi sizin de Mete Onduk ve ben Kaan Çaydamlı. Kadıköy'de Standart FM merkez stüdyolarında canlı yayındayız şu anda ve yılın son Kaybolanlar Kulübü programını icra ediyoruz. Tahmin ediyorum ki yaklaşık olarak 72 dakika kadar daha burada sizlerle birlikteyiz. Pazartesi gecesi yılbaşı gecesi olduğu için Kaybolanlar Kulübü canlı yayında olamayacak. Çünkü biraz daha canlı bir şeylerle ilgileniyor olacağımızı umuyorum. Gerçi ben çok yalnız bir insanım. Ben de öyleyim. Yani, bak tipime bak benim. Bakıyorum. Büyük bir ihtimalle yılbaşı gecesinde ben evimde benim 3 tane saksı var. Onlardan bir tanesinde bir meşe fideni var. Bir tanesinde kedi otu var. Bir tanesinde de ebe gümeci yetiştiriyorum. Herhalde onlara su verir, yapraklarını temizler. Bir buçuk saat kadar onlarla konuşur, sohbet eder. Ondan sonra balkona çıkar, o soğuk, sert rüzgarın beni biraz dövmesini, biraz üşütmesini, biraz ürpertmesini müsaade eder ve heyecanla, telaşla sokaklarda koşturan insanlar seyrederek gülümserim diye düşünüyorum. Boşluğa doğru, gecenin boşluğuna doğru, belki karanlığına doğru. Ama eminim hepiniz yılbaşı gecesinde ne yapacağınızı aşağı yukarı belirlemişsinizdir. Çünkü bu bir taraftan da yılın en stresli günlerinden bir tanesidir. Yani yılbaşı gecesinde yalnız kalma korkusu. Evet. Aslında yani yalnızlıkla hiçbir ilgisi olmamakla birlikte. Evet, evet. Bir insanın hayatındaki en ciddi problemlerden bir tanesi. Tabii bütün o özgüvendir. Bütün o o kadar yıl kurduğun o sosyal ağın çöküşü. Evet. Bütün aslında herkesin kendi bacağından asıldığını fark ediyor olmak. İlk defa fark değil ediyor olmak. Olduğun o gün hepsi bir araya gidiyor. Şimdiden büyük geçmiş büyük olsun geçmiş diyorum. Yani, büyük geçmiş olsun. Çok başarılar. Mutlu seneler, iyi geçmiş. Ben iyi başarılar diliyorum hepinize. Öyle bir şey yapsın. Allah kurtarsın.
one singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling. You know just what I'm here for. So you're scared of me, thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide beneath your cover, study your pain, make crosses with your lovers, and throw roses in the rain, and waste your summer praying in vain for a savior to rise from these streets. Well, now I'm no hero, that's understood. All the redemption I can offer, girl, is beneath this dirty hood. With a chance to make it good somehow, what else can we do now except roll down the window? The wind blow back your hair. Well, the night's busted up and these two lanes will take us anywhere. We got one last chance to make it real, to trade in these wings on some wheels. Climbing back, heaven's waiting down on the track. Take my hand, we're riding out tonight to case the promised land. And my car's out back. If you're ready to take that long walk from your front porch to my front seat, the door's open but they're right, it ain't free. And I know you're lonely for words that I ain't spoken, but tonight we'll be free. All the promises will be broken. There were ghosts in the eyes of all the boys you sent away. They haunt the dusty beach roads and the skeleton frames of burned out Chevrolets. They scream your name at night in the streets. Your graduation gown lies in rags at their feet. And in the lonely cool before dawn, you hear their engines roar on. But when you get to the porch there, so merry climb, yeah. This is a town full of losers, and I'm pulling out of here. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Diğer dostum Kaan Çaydamlı, ben Mete Avunduk. Kadıköy Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız. Bu geceki programımızın ilk bölümünün hemen hemen sonuna geldik. Aynı zamanda lanetli 2012'nin de
sonunda olduğumuz için. Ve ben çok memnunum. Ben de. Berbat bir yıldı yani. Berbat bir yıldı ama yani mükemmeldi. Bir taraftan da baktığımda. Bu yılki istatistiklerim az sonra isim vermeden açıklayacağım. Oradan da anlaşılacak ki aslında mükemmel bir yıl geçirdim kendi adıma. Bu biraz seni de ilgilendiriyor yani. Bugün bana yarın sana yani biz paylaşımcı bir örgütten geldiğimiz için kurduk. Bu gece hayat kadınlar ve aşk üzerinde. Ama tüm bu ana konuları aslında istatistik kavramı üzerinden irdeliyoruz. Alacağız yani bir yılın istatistiği ve onun üzerinden de tüm zamanların istatistiği üzerinde duruyoruz ve bu konuları da buraya taşıyoruz. Evet. Bize gece boyunca bir kısa mesajla dahil olabilirsiniz. Lütfen bu mesajı KK yazıp boşluktan sonra adınızı da ekleyerek 7979'a gönderiniz. Bir iki dinleyenimiz var, onlarla hemen konuşalım çünkü çok beklettik. Sonra konularımıza devam edeceğiz. İyi geceler Sayın İlyen. İyi geceler. Sizinle hiç yapmış mıydık Sayın İlyen? Hayır maalesef. Niye ki? Niye? Yani şehirler farklı. Şehir dediğin nedir ki? Bugün ben geçen gün Los Angeles'a gittim. Yani burada Londra 3,5 saat. Los Angeles 16 saat burada. Kuş uçuşu yani 16 saat. Geçen ben Chicago üzerinden, Chicago, Denver, Tolerate, sen uzatmışsın. Las Vegas, Los Angeles. Sen uzatmışsın. Yani hani diye 12 saat yani. Ne olacak yani? Buradan Konya 4 saat be. Buradan Pendik 6 saat. He. Git gel yani. He. Yürüyerek tabii. Dolayısıyla sayın dinleyen bu yani bu bir şey değil, bu bir eski yüz değil yani. Geçen hafta acil işim çıktı, karşıya geçtim. Kurabiye almaya herhalde. He. Ne? 15 dakika be. Canım her yer 15 dakika bugün. Bu şey, globalleşen bu küreselleşen şeyde dünyada. Sonuç itibariyle bir küre üzerinde yaşadığımızın farkındasınız değil mi Sayın İlyen? Tabii ki. Dolayısıyla bir yere gitmenin her zaman en az iki yolu var. İleri ya da geri gidin. Evet. En az iki yolu var yani. Dolayısıyla niye yapmadık biz hala da sizinle? Ben bunu hakikaten... Ya ben bunu mesela karıma da anlatamam, çocuğuma da anlatamam. Bence de anlatamazsın. Bana da anlatamazsın. Ha, seni geçtim yani ben bunu... Beni ne geçiyorsun kardeşim, ben insan değil miyim? Estağfurullah yani sen o yumuk yumuk gözlerin, o tatlı bakışlar. Tövbe. Şey, estağfurullah ama ben bunu mesela ben bu akşam gidip bunu eşime nasıl anlatabilirim? Anlatamazsın. Kulağına fısıldı. Öyle yapacağım büyük ihtimalle. Sizin isminiz neydi pardon, affedersiniz? Gaye. Allah sizi inandırsın. Bugüne kadar hayatımda gaye diye kadın olmadı. İlkler güzeldir her zaman ya. İlkler ilk olunca güzeldir. İlkler üzer mi dedin? İlkler güzel dedim. İlkler üzen mi dedin? Hayır, güzel dedim. Ha ben ilkler nedense ben ilkler üzer diye bir şey bende demek ki bir travma gelişmiş abi. Allah niye acaba? Yani altından şey yapamadım, kalkamadım. Bir travma var demek ki bende. Gaye ben ayın bir iki dolusun. Üçü gecesi şeyin boşsun. Üçü gecesi ben müsait değilim Gaye. Dördü full müsaitim. Beşi ikindi namazına kadar. Yani ezan okunana kadar müsaitim. Anladım. Ezandan sonra da sen müsaitsin galiba. Evet. Ben bir de yarın öğlene kadar müsaitim. Hangi öğlene kadar?
Yarın öğlene kadar. Aslında benim anlatmak istediğim şeyle biraz fazla çelişiyor şu anki durum. O yüzden yorum yapamayacağım yani. O zaman seni dinleyelim gayet. Sizden istatistik alalım. Aslında ben bir dertten muzdaribim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmediğiniz ama bugün hayatımda çok değerli bir insanı kaybettim. Başın sağ olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Çok aptal bir hata yüzünden, hı-hı, gereksiz bir sinir krizi yüzünden kaybettim derken? Şu ana kadar hayatımdan çıktı. Çıkmaz mı? Çıkmaz. Hayatından çıkmaz. Öyle mi dersin? Erkek değil mi o? Evet. Size, aha, gelirim, size bunları kim öğretiyor? Kaç yaşındasınız gayet? 21 yaşındayım. Yattınız mı da şeyde? Efendim? Yani bir yapmış mıydınız daha önce onunla? Bunun ne önemi var ki bu durumda? Var. Çok önemli var. Yani, yattık. Tamam işte. Hiçbir yere gitmez merak etme. Yere gitmez, geri geliyorum. Geri geliyorum. Yani hatta belki hatırlarsınız. İsmi biraz garipti. O yüzden aklınıza kalmış olabilir. Adı Tutku'ydu. Erkek miydi? Evet. Benim hayatımda 3 tane Tutku oldu. 3'ü de kadındı. Benim de 2 tane oldu. Onu sen bilirsin. Onların da hepsi kadındı. Bir 2 hafta önce falan bağlanmıştı size. He. Ne yapıyor Tutku hakikaten? Yani. Selamı var. Haftada bir uğruyor. Ha, hangi günü? Haftanın hangi günü geliyor? Pazartesi de geliyor bana. Girişi temizliyor. Hı hı. O benim girişte sağdaki plaklar var ya. Hı hı. Onları mı tozunu? Onları bir toparlıyor. Bedeciğim ben artık gideyim diye gidiyor. Ama çok tutkulu bir kadın hakikaten. Yani. Ne yapsın? Ne yapsın? Ne yapsın? O yani özellikle giriş konusunda çok büyük yani büyük tutkulu bir kadındı. Gaye senin bir problemin yok bebeğim. Yani problemi olan benim. Senin de problemin var. Aşağı yukarı bundan 14 ya da 114 yıl önce hayatımdan çıkan bir kadın oldu benim. Aşağı yukarı seninle aynı sebepler yüzünden bir tür sinir krizi yüzünden ve hala da geri dönmedi. Bununla nasıl baş ediyorsun? Boş etmiyorum. İşte. Etmiyordur. Nasıl etsin? Boş etmiyorum. İki tane kızı olmuş. Bir tanesi erkek. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Yani Facebook'tan onlara bakıyorum. Fotoğraflarına bakıyorum. Her gün bakıyor musun? Öyle ince sicim gibi yaşlar süzülüyor gözümden. Ama tamam. Tutunuyorum. Evet. Ve yani hani o ofiste çalışanlara bu şeyi hissettirmemek için bir çaba sarf ediyorum. Bazen yakalanıyorum, gözyaşlarımla yakalanıyorum ve hemen Facebook'ta hep açık tuttuğum Türk askerinin özellikle Dağı Anadolu bölgesindeki kahramanlıklarıyla ilgili bir bir video açıp hani ona çok duygulanmışım. Ayağına yatıyorum. Milliyetçi, muhafazakar kimliğimi şey yapıyorum, kullanıyorum burada. Bu arada yani tüm milliyetçi, muhafazakar arkadaşlarımdan da özür diliyorum bunu kullandığım için ama ne yapabilirim? Yani aşk acısı, terk edilmişliğin açtığı o yara. Ya evet. Çok büyük, çok büyük. Ya bunu herkes affetmeli bence. Bu arada burada... Ama senin problemin yok. Yani o 3 gün sonra pompa yapalım mı diye gelir. Hiç zannetmiyorum ya. O zaman gel biz yapalım. Yok ya, sağ ol, iyi böyle. Ama ya iyiyizdir yani bu konuda. Çok referanslarımız, teminat mektubu verebilirim. Geçerli bir bankadan mesela. Benim kendime ait olduğum, yani ait olduğumu hissettiğim tek insan olduğu için hiç... Bunun dışında dışarıda aramadım yani. Başın sağ olsun. Kaç yaşındayım demiştin? 21. Biraz erken bir çöküş oldu yani. Biraz mı? Biraz. Gel sen bir Kadıköy'e gelsen bak. Yani yüz yüze şey yapalım. Gerçi ben sevmem yüz yüze. Ben sevmem. Ya bu sabah en son. Bu sabah değil, dün sabah yüz yüze vedalaştım. Bundan sonra bir hafta dedim,
bir daha yüz yüze görüşmeyeyim dedim. Doğrusunu yani bir baskı mı var üstüne yüz yüze görüşmek konusunda size? Bence ilişkili gözden geçirmelisin yani. Geçiriyorum şu anda. Yani gözden geçirmelisin, yani elden geçirmelisin demedim. Tam gözden şu anda gözden geçiriyorum. Şu anda gözden geçiriyorum. Şu anda, anda geçiriyorum. Ama Denizli'de bize gelen mesajlardan yola çıkarak söyleyeyim. Denizli'de Genç Kaybedenler kulübü var. Merkez Kıraathanede. Denizli merkezde. İstersen git onlardan yardım dile. Çok yardımcı olacaklardı sana. Yani 21 yaşında bir genç bayana kim yardımcı olmaz? Ya biz buradan şey yapamıyorsak, elimizi şey yapamıyorsak onlar inan bana bak Gaye, sen şu anda Türkiye'nin en ciddi örgütlenmiş yapısını aramış durumdasın. Kaybedenler kulübü burası. Evet. Dolayısıyla hangi şehirde olursan ol sana el uzatacak. Sana ne bileyim yeter ki ben buradayım da yani. Yani şey yapacak bir üyemiz vardır bizim. Bir kere bir betlik amiri vardır yani. Bettik amiriyle görüşmen lazım her şeyden önce. İstersen sana bir amirlik verelim Gaye. Bak başına neler geliyor ondan sonra gör. Ya valla son umudum sizdiniz artık. Eğer şu an dinliyorsa hayatımda böyle bir şey yapmayacağımı falan biliyordur. Yani yapacağını? Ben bunu anlıyorum. Yani sen yani telefonunu açıp affedersin kalça kaçsan de. Abi hani telefonla konuşamıyoruz artık. Bugün son konuşmamızı yaptık. Daha kalça kaç sende kalça. Var mı? 90 var mı? Rahat. Ya senin ya abi bir kadının kalçası 90 kalçası var. Nasıl arayamaz ya? Hayır, ben bunu kimse anlatır. Dünyanın hiçbirinde hiç kimse anlatır. Bende bile 90 kalça var yani. Dolayısıyla bir kadın... Kardeşim senin en az 90 kalçan var. Şu telefonu açıp bunu direkt doğrudan adama söylemeyip burada bizim üzerimizden dolandırarak bu arada evet. Bizi de kullanarak evet. Ki ben çok taraftarım beni kullanabilirsin her zaman. Ben de her zaman. Ben bayılırım kullanılmaya. Yani geçen gün kullandı bir arkadaş beni. Beni kullanabilirsin. İngilizce'de en sevdiğim laftır benim. Yani bunu hani bir şikayet olarak alma. Bunu yapabilirsin gayet. Adam malzemenin farkında zaten ama yine de durum. Adam dediğin kaç yaşında gayet? Şimdi bak böyle bir tövbe tövbe benim. Konuşturma hakikaten şimdi. Amiri konuşturma şimdi. O da benimle aynı yaşlarda. Yani 21 yaşında bir adam. Çocuk yani çocuk. Bir çocuk malzemenin farkında diyorsun sen. Hangi malzemenin farkında? Şimdi sen gelme tamam çocuğu tamam. Gönder. Ben ona bir Şenol'u bir şey yaptır, bir ayarını aldırtayım onu, bir rotbalans çektirteyim ona. Bir rotbalansı sokalım ona bir, sen gönder onu, gönder. Bak ondan sonra bunun için onu davet etmeniz falan gerekiyor yani. Şu an büyük ihtimal dinliyordur. Sen gelsen boş ver. Hadi görüşürüz Gaye. Eyvallah, İyi geceler Gaye. Sayın dinleyen. Orada mısınız hala? İyi geceler. Kimle görüşüyoruz acaba? Begüm ben. Begüm? Evet. Hangi Begüm? Bu berbat şarkı söyleyen Begüm mü? Yok hayır. Partide yani mi? Berbat sen? Şarkı söylerim de o ben değilim. Yani bütün kadınlar berbat şarkı söylüyor zaten. Birkaç tane var benim iyi. Hangi Begüm? Şarkı söylüyor. Herhangi bir Begüm Ankara'dan. Ankara'dan. Hı, maalesef. Ne yapıyorsun Ankara'da Begüm? Sesin çok derinden ve şeye geliyor. Çok. Yani 2012 ile ilgili bitirmekle ilgili planların nedir? Ya bitsin yeter ki de başka hiçbir planım yok. Yani nasıl? Kimle gireceksin 2013'e? Belki arkadaşlarım, belki kuzenlerim. Hiçbir planım yok. Plan şeyleri sevmiyorum genelde. Ama ya bu yılbaşı kavramına gerek Ortodoks kültürde gerek Katolik kültüre ters. Aynen öyle. Bugüne kadar kaç yılbaşı gecesinde seks yaptın? Aslında bu enteresan bir istatistik bence. Bunu her dinleyicimize tamam. Sormalıyız. Yani 2 ya da 3. 2 ya da 3 yaşınız kaçtı? 17,5.
Yani 17,5 yaşında evet. 2 ya da 3. Çok yüksek bir oran. Yani aşağı yukarı her yıl ulaşıp pompa yapmışsınız. 2,5 pompa mı dediniz? Hayır. 17,5 yaşındayım. 2 dedim. 2. Yani 2 pompanız var. Yılbaşında. Yani dolayısıyla 8,5 yıla bir düşüyor. Hı hı. Öyle düşünme. Yani biz ilk 16 yılı yok hükmündedir yani ilk 16 yıl. Şey mi, ekstrem mi sayıyorsun? Evet. O zaman birebir düşüyor. Birebir düşüyor. Çok müthiş bir oran. Tebrik her, ediyorum seni. Her yıl pompa yapmışsın. Evet. Tebrik ediyorum. Bu sene var mı bir şey, angajmanınız? Yok, hayır. Mümkünse yalnız olayım. Ben mesela 40 yaşındayım. Bugüne kadar en az 80 yıl başında sevişmişimdir. Bunu nasıl bir istatistiği nasıl alıyorsunuz? İlk 16 yılı saymayarak nasıl yapıyoruz? Ben bu kardeşim sizin bu istatistik anlayışınızı şey yapamıyorum. Siz kimle sevişiyorsunuz kardeşim? Ben sevişmem. O zaman problem yok. Yani siz bakınız sizde negatif yanınız ama var. Var. Hı-hı. Ki bu çok iyi, çok az bulunur bir şey. Yani arada büyük negatif yanılsama yani, var. Yani siz insanların o halüsinasyon dediği şeyle ilgilenmiyorsunuz. Siz insanların gerçek dediği şeyi görmeyerek bir negatif halüsinasyon çok yaşıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Binaenaleyhine siz yaş kaç sizde? 440. Ne maşallah, olmuş bayağı olmuş. Ben hayatımda asla 2 yıl üst üste aynı kadınla bir arada olmayarak rekor kırmış çok az Kadıköy'den biri olarak tarihe geçmişimdir. Burada da nah burada yazıyor bak. Nah. Gördüm. Gördüm. Hayatınızda aynı yıl içinde 2 defa aynı kadınla mı birlikte olmamak dediniz? Pardon. Ben yani cümleyi kaçırdım. İçim geçmiş o esnada. Yani aynı yıl içinde aynı kadınla 2 defa birlikte olmama rekorumu kırdınız. Hayır. 2 yıl sonu ya da yıl başını aynı kadınla geçirmemekle şey yapmışım. Tarihe geçmişimdir ben. Ben bugüne kadar hiçbir yıl başını aynı kadınla geçirmedim. Kaydettirdiniz mi kardeşim bunu? Şüphesiz ki. Nereye? Güvenlik kameralarına. Şimdi eskiden güvenlik kamerası yoktu. Biz biliyorsunuz çetere tutuyoruz Kadıköy merkezde. Hay hay buyurun çetere kara kaptı çetere defterine bakın. Şeye bakın, kütüğe bakın, kütüğüme bakın. Dolayısıyla yani bunu bir şey olarak kabul etmiyorum. Yani ben bunu binaenaleyhine reddediyorum. Bu başka bir programın tartışma konusu olsun. Ay bayılırım. Çünkü belgelerle gelmek bayılırım isterim. Bayılırım Sayın Birant. Sayın Birant. Ben buraya belgelerle gelmek isterim. Sensin Birant. Bu arada çok teşekkür ediyoruz bizi aradığınız için. Bir yardımcı olabileceğiniz bir konu var mı? Ben şeyim şu anda mobilim. Yani gelebiliriz. Ankara'ya gelebiliriz yılbaşında istiyorsan. Ankara'ya gelmeyin ya. Size yazık olur. Sen gel o zaman. Bak İsmet Özel'in bir dizesi vardır. Yani ya gel buraya ya da beni aldır oraya diye. Biraz İsmet Özel'in dizileri güzel olur. Binaenaleyhine şey yapmayın yani. Bu arada hiç boş yılbaşınız geçmemiş yani. Hakikaten bu arada bir çok... Yılbaşı da Elizabeth. Yani Victoria Secret yani yılbaşı da çok Victoria Secret. Çok şanslısınız. Yalnız gireceğim. Kararlı. Tight giyme ama ne olur. Yok giyme. Ne olur tight giyme. Peki. Teşekkür ederim. İnşallah. Ben teşekkür ederim İnşallah. Bu saatte arayacak biri olduğunuz için. Eyvallah. Eyvallah. İyi geceler. İyi geceler Sayın Dinler. Orada mısınız? Alo. Buyurun. Buyurun Sayın Dinler. Nereden arıyorsunuz? İstanbul'dan arıyorum abiciğim. Ümraniye'den. Aslen Kadıköy'lüyüm ama şu an Ümraniye'de ben arıyorum. Geçmiş yani. Olsun kardeşim, geçmiş olsun. Sağ ol abicim. Hepimizin başına geliyor zaman zaman böyle şeyler. Ne yapıyorsun yılbaşı gecesi? Vallahi yılbaşı için hiçbir planım yok abicim ya. Elizabeth diyorsun yani. Evde yine aileyle mandalina soyup yiyeceğiz yani. Anladım, Elizabeth. Peki.
Geçmiş olsun. Aynen. Kardeşim, geçmiş olsun. Var mı söyleyeceğim bir şey bize? Var abicim, söyleyeceğim. Şey diyeceğim ben. Kurum adı verebiliyor muyuz? Ne? Kurum adı mı? Evet. Ne kurumu? Hangi kurum? Ben şu an tiyatro bölümünde okuyorum da oyunculuk okuyorum. Hangi kurum kardeşim? Müjdat Gezen Sanat Merkezi. O, yok, onun ismini veremeyiz. Verdik kardeşim, burada niye Müjdat Gezen'in ismini veriyorsunuz? Hı. Burası reklam şeysi mi? Allah Allah kardeşim. Müjdat Gezen tiyatro kurumunda mı okuyorsunuz siz? Evet, sizinle ilgili bir şey... Zıvar Bey'de mi okuyorsunuz siz? Zıvar, evet, Zıvar Bey'de. Hala da orada mı Müjdat? Para verin kardeşim bize. Evet, orada abicim. Dünyanın parasını veriyorsunuz Müjdat'a kardeşim. Bir onun yarısını bize gönderin. Ya ama abicim... Eğitim için mecburum yani. Biz de eğitiriz kardeşim. Sabaha kadar eğittiğim benim çok şeyim olmuştur yani. Okuyucum olmuştur. Seni dinliyorum kardeşim, buyur. Tanışıklığınız var mı yani? Kiminle? Müjdat Hoca'yla. Müjdat Hoca dedin sen, Müjdat Gezen mi? O bizi sanır, evet. Kardeşim, sen merak etme. Sen merak etme kardeşim. Evet. Ha, işte benim orada bir tiyatroda sinema ödevim vardı. Sizin bu radyonun filmi de yapıldı yani. Necdet İşler oynamıştı başrol. Öyle kim? Onu çok söylüyorlar amiraz. Ulan ha, işte, yeni mi filmimizi yaptılar? Çüş orada, be. Ben orada sizi oynayacağım abicim. Uzun metraj mı? Efendim? Uzun metraj mı? Hayır, kısa, sadece o filmden. Aa, kısa metenin olur mu mesela? Kısaysa benim o. Arkadaşımla sizin diğer abi de işte filmde canlandırdığı Necdet abinin bir karıyı oynayacağım. O yüzden arayışım, bana şans dileyin diye. Bol şans kardeşim, bol şans. Bol şans kardeşim. Teşekkür ederim abi. Bol şans, başarılar. İyi geceler sayın dinleyen. Kimle görüşüyoruz? Kamer ben. Kim? Nereye? Kamer. Tamer? Kamer. Kamer deniz ay anlamına gelen. Evet. Ha, Kamer. Kamer. Evet. Kamer Genç'le bir akrabanız yok herhalde. Yok. Uzaktan büyük, yakından bağlı. Büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Allah korumuş. Evet. Allah korumuş. Buyurun. Buyurun Kamer. Çok Kamer, ben şöyle bir şey. Çok hoş bir sesiniz var. Şöyle beklentisi içerisinde yani. Ben sizi Kazıköy'den arıyorum. Her nereye isterseniz oraya hemen gelmeye razıyım. Allah sizden razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin gibi bir şey söylemenizi bekliyorum şu anda. Neden? Bize ihtiyacımız bu çünkü. Çünkü böyle bir şey ihtiyacımız. Ben çok yalnız bir insanım. Gelin buyurun o zaman. Nereye? Nereye? Mersin'e. Mersin'de mi arıyorsun? Evet. Ben Mersin'den 3 kadın aldım bugüne kadar. İkisi aynıydı. Nasıldı? Güzel, ikisi de güzel. Yani aynı zaten, ikisi aynıydı. Üçüncüyü hatırlamıyorum. Belki üçüncü de aynıdır da. Mersin'e bak şimdi nasıl gidiyor? Mersin'e Mersin'e mi? Ankara, yani o Göksu'nun kenarından aşağı doğru iniyorsun. Yani sahilden gitmeyeceksin. Tamam, ben gidiyorum. Uçakla da gidebilirsin. Şeyden. Ben uçağa binemem şu anda. Ben de uçağa binemiyorum. Şu anda binemiyorum. Yani. Normal zamanda binemiyorum da. Yılbaşında ne yapıyorsun Kamer? Yılbaşında Ali Hüseyin Cegle iktisat çalışıyorum. İktisat? Evet. Ne iktisatı? İktisada giriş. İktisada giriş bizim ilk sınıf dersimiz ya. Siz hangi sınıftasınız siz? Çok anlamlı gelmedi bana. Pardon? Kamu 1. Kamu maliyesi mi okuyorsunuz? Kamu yönetimi. Kamu yönetimi tamam. Okuyor bu. İlk sınıf dersi bu. Kaymakam falan mı olacaksın sen? Ne saçma bir isim o kamu şey. Devlet sahibi mi olacaksınız? Kamuyu yönetmek iktidar olmakla ilgili bir şey. Yani kamuyu kim yönetebilir ki ancak iktidar sahibi olan, yani devlete hükmeden yönetebilir. Dolayısıyla bu nasıl bir faşizm, ben kınıyorum sizi. Gelin bunu yüz yüze konuşalım bu akşam. Siz gelin buyurun. Bu akşam mı? Evet. Kim yaşıyorsunuz siz? Buradan Deniz Taksim her sene ne yazar? 6 yani kaba pazarlık yaparsak bir 5'teye gideriz. 5000 lira mı? Hı hı. Çüş.
Ama bir şey söyleyeyim, Çanakkale Boğazı'nı geçemeyiz bu havada. Çanakkale'yi rahat geçeriz de Datça'ya nasıl döneceğiz? Şurayı geçemeyiz. Ama. Orayı geçemeyiz. Onu düşünüyorum. Mehmet Tez ne yapıyor bu arada? Bir şey isteyebilir miyim sizden? Mehmet Tez mi? Ha. Alo. Efendim buyurun Kamer'cim. Bir şey isteyebilir miyim sizden? Her şeyi isteyebilirsin benden şu dakikada. Tabii. Ben KTN'yi size göndersem imzalayabilir misiniz bana? Ben gelir imzalarım. Sen tamam. Nerenle imzalıyorsun KTN'leri? Bakın iadeyi taahhütlü gönderin. Okudun mu KTN'yi Kamer? Okudum. Nerelerini okudun? Hepsini okudum. Hadi canım sen de okunur mu o kitap? 48 sayfa okunur. Falan. Ben zaten baştaki cümleyle beni bitirdi. Hmm. Baştaki bazen, cümle yetti yani. Bazen beni de bitiriyor. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Kaderim bu, böyle yazılmış yazım. Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm. Bir yalnızlık şarkısı çalar sazım. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Zevk kalmadı dünyada. Hangi kalbe girdimse kaldı izim. Tatmadım, zevk kalmadı dünyada. Hangi kalbe girdimse kaldı izim. Taşa geçer kendime geçmez sözüm. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Kaderim bu, böyle yazılmış yazım. Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm. Yalnızlık şarkısı çalar sazım. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım, yalnızım. Standart FM'de Kaybolanlar Kulübü'yü dinliyorsunuz değerli dostum. Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk. Kadıköy Merkez Stüdyo'da 2012'nin son programı. Son canlı yayın gerçekleştiriyoruz, öyle diyelim. Gecenin sonuna ya da bu saatin sonuna kadar bize ulaşmak için lütfen bir kısa mesaj gönderiniz. Bu mesajı KK yazıp boşluktan sonra adınızı ekleyerek 7979'da göndermeniz
size ulaşmamız için yeterli. Çok önemli konular üzerinde durduk bu gece. Evet. Tabii ki hayat ve hayat, kadınlar ve aşk üzerinde konuşuyoruz ama özellikle istatistik dediğimiz o doğanın kendisinde bulunan, bizim matematik dediğimiz bilimle ancak ölçebildiğimiz ritim. Evet, ritim. İstatistik ritimdir. Evet, ritim ya da ritüel ya da o periyot, ne derseniz ona. Bu geceki programımızın esas çeperi oldu ve onun üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Ben çeper mi dedim? Rezil herifler. İyi geceler sayın dinleyen. Kimle görüşüyoruz? Bizi nerede arıyorsunuz acaba? İyi geceler. Buyurun kardeşim. Kadıköy samalarından arıyorum. Buyurun kardeşim. Pilot sen misin? Benim. Dostunuz abi. Eyvallah pilot. Tişörtünü giyemiyor musun artık? Tişörtümü artık giyemiyorum. Çok küçük geliyor. Genişlet kardeşim. En son Yavuzlar Partisi'ne giydim. Resmi çekmişler. Kendime utandım bayağı bir. Bu arada biraz önce Çeper dediniz değil mi? Bu Reziller kitabındaki. Evet, Alper Çeker. Alper Çeper. Alper Çeker. Alper Çeper. Herkese tavsiye ederim. Eyvallah yaş. Ne yapıyorsun benim kardeşim? Şöyle, nasıl işler güçler nasıl? Pompa durumu işler, nedir? İşler güçler güzel abi, çalışıyoruz. Pompa durumu nedir? Her şey onda mı? Uçuyoruz. Uçmaya devam. Güzel. Kadıköy semalarında hep beraber. Eyvallah. 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 Bugün şöyle ilginç bir alakası bir şey öğrendim ben. Mesela ben şu anda telefonla konuştuğum zaman karşımdakine ses 2 saniye sonra gidiyormuş. Evet. Bu durumda ben aslında olmayan biriyle ve geçmişte olan biriyle mi konuşuyorum acaba? Evet, evet. Sizin engin bilginize sığınmak istedim. Estağfurullah ama hayat böyledir. Yani algı her zaman her zaman geç gelir. Yani birini gördüğün an zaten o bile ışık hızıyla ilgilidir. O an değildir hiçbir zaman. Zaten bunun üzerine özellikle mesela benim geçen gün benim 3 çocuğum var. Bir tanesi benden. Allah başlasın. Çok teşekkür ederim. Onlara birisini örnek vermem gerekirse. Hep dediğim gibi ya Martin Heidegger ya da Meta Ondu örnek. Estağfurullah. Ya da Nicolas Cage. Estağfurullah. Vermek isterim. Ki Martin Heidegger'in de zaman ve oluş, zaman ve varlık üzerine yazdığı ince bir kitap vardır. Bir 600 küsur sayfa kadar. Biraz şu tuğla gibi olan değil mi? Onu sen mutfak masasının altında kullanıyorsun. Önce. Ne yapacaksın tabii en kalını o çünkü. Evet. Şeydir böyle çok heyecan verici, çok bir solukta okunmayacak şeydi, rahatsızlıktı bir kitaptır. Evet. Orada aslında bu meseleler üzerine birkaç Allah'ın almanı. Aslında bak, evet. Bak bunlardan evet, işte iki tanesini Sultanahmet'te sallandıracaksın. Bir daha bak bakalım. Bir daha böyle zamanmış yok, varlıkmış. Ya. Yani evet. İki tanesini Sultanahmet'te sallandır. Bir tane de Kadıköy'de sallandır. Kadıköy'de hadi. Nerede ama? Hadi şurada tribün önünde sallandır bir tanesini. Tribün önünde evet. Abi bir daha yapıyorlar mı böyle şeyler? Ben en son Yavuzlar Partisi'nden çıktı. Tribün önünde bayağı bir sallandım ama abi. Görenlere bir örnek olmuş olabilir miyim? Yani umarım ben de bayağı sallanmışım öyle diyorlar. Allah şey yapmasın. Allah düşürmesin. Allah şey yapmasın hakikaten Allah. Amin amin. Kaygandır çünkü Kadıköy'ün taşları biraz. Son programımızın son bölümünde Kadıköy'de yılın pompacıları oylamasına geldik. Yani 2012'nin büyük pompacıları oylamasına geldik. Bunun evet, şimdi, estağfurullah hiç işim olmaz benim böyle şeylerle. Bunun için de sizin oylarınızı yine aynı şekilde mesaj olarak bekliyoruz. Lütfen KK yazıp boşluktan sonra
yılın pombacısının kim olduğunu düşünüyorsanız onu yazıp bunu 79-79'a adaylarımız belli mi herhalde? KK yazıp koştuktan sonra Mete yazıp 79-79'a göndermemiz yeterli yani. Yok, aday yok. Yani belki Kadıköy'de bizden daha büyük pombacılar vardır. Estağfurullah, estağfurullah. Ki ben emekli olalı biliyorsun şurada nereden baksan bir gün iki gün ne olmuş duruyor mu? Üç gün oldu. Üç gün olmuştur. Evet, geçici emeklilik aldım ben. Hmm. Sen zaten part time sigortalıydın bildiğim kadarıyla. Evet. Ben de neyse ki Acıbadem'e taşındım o bölgeyi kontrol altına alabilmek için. ne güzel. Ben malulen emekliyim zaten. Benim part time sigortam gündüzleri geçiyormuştu. Oysa ben geceleri serbesttim. Şeysin yani. Ha, güvence altında değilsin. Değilim. Allah arttırsın. Eyvallah Piyot. İyi akşamlar diliyorum. İyi yıllar diliyorum sana. Umarım bana birazcık yardımcı olsanız bir çözüm önerseniz. Buyurun kardeşim. Sen ne derdin ne senin kardeşim, bir sakin ol bakayım. Dur bakalım bir. Nereden arıyorsun? Kimsiniz? Siz kimsiniz? Sinan ben. Beylikdüzü'nü arıyorum sizi. Buyur kardeşim. Hangi Beylikdüzü kardeşim? Avcıların ilerisinde. Ha, o Manisa Beylikdüzü de var çünkü de. Bana Manisa Bettik bakıyor. Buyur kardeşim. İşte kız arkadaşımla ayrıldım. İyi, geçmiş olsun, tebrik ederim. Sen büyük kaybedensin. Evet. Yenisine bak. İşte bakmaya çalışıyoruz ama geçmişi unutmak kolay olmuyor kısa niye, sürede. Niye canım? Unutma geçmişi. Geçmişi unutmayınca geçmişini yeni unut, olmuyor o seferde. Geçmişini unutan insan yarım insandır kardeşim. Evet. Geçmişinin üzerine inşa edeceksin. Kız arkadaşının en yakın kız arkadaşı kimdi? Elif diye bir arkadaşım. Tamam, onu tamam. Bana gönder. Ha, gönder onu. Gönder onu, çözelim senin problemini. Bak bir daha geçmişle ilgili problemin kalıyor mu? Gönder onu, çözelim problemini senin. Gönder onu. Geçmişi unutmamak lazım, doğru söylüyorsunuz ama geçmişin acı vermemesi lazım ama bir de. Nasıl? O zaman adı geçmiş olmalı. Adı geçmiş olmaz onun o zaman. Sizin yaşınız kaç kardeşim? Kardeşim. 20. Ha, niye geçmiş diyoruz? Geçtiği için geçmiş diyoruz. Yine aynı aileyle. O hayatından geçti evet ama acısı henüz geçmedi. Kardeşim sen Vedat Nümer diye bir arkadaşımız var bizim. Onun NTV'de programları var bu konular üzerine yani. Geçmiş aşk acısı. Ve bunu unutamamak üzerine program yapıyor düzenli olarak. Hı. Seyrettin mi onu? Arada seyrediyorum. Tamam, onu seyret. 4 gün arka arkaya kaydet, seyret. Bak ne oluyor. Bak ne oluyor. İyi günler. Adamı öldürüyor da yarın
Standart FM'de Kayben ve Akıyı'yı dinliyorsunuz değerli dostum. Kaan Çaydanoğlu, ben Mete Avunduk. 2012 yılının son programında, son canlı yayınında Kadıköy Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız. Çok fazla canlı yayın değil mi? Kim pardon, pardon, içim geçti, aklım başka şey. Kusura bakma, uyandırdım. Estağfurullah. Ya iyi oldu çünkü yani vakitte geç olmuş. Bu gece Hayat, Kadınlar ve Aşk üzerinde konuştuk. Kim? Emme. Ve bunu daha çok da istatistik üzerinde almaya çalıştık. Gerek bizim Kaybolanlar Kulübü dediğimiz oluşumu, kurumsal yaklaşımının prensipleri gereği. Bu teknik mi olur? Evet. O yüzden o kadar şey başarılı falan. Ya bildiğin şey. Amele Techniques değil mi? O ya Techniques 1210. Ha, amele. MK2 ha, Professional Skirter. Hakikaten bu Skirt Mechert balinalarının durumu ne olacak? Ben tabii çok şeyim onlarla ilgili, çok endişeliyim ben de şu yani anda. Gerçi Erol Gergemen bu konu üzerinde büyük araştırmalar içerisinde bildiğim kadarıyla. Ben çok gerginim. Gerçekten yani şu anda mesela elim ayağım tutuyor. Bak elim ayağıma. Baktım. O elin de değil, ayağın da değil onlar. Titriyorum yani şu anda ben. O bir titreme gelmiş sana. Titreme gelmiş sana. O cam arkandan senin açık. Evet, bu arkamdan vuruyor benim biraz. Evet. Bir titretme yapıyor büyük bir ihtimalle. Ama şey... Yalnız bakınız yani bunu Finlandiyalılar, İskandinavlılar, Japanlar bu Skirt Mechert balingalarını avlıyorlar kardeşim. Evet. Tadı güzel. Bayağı gündüz gözüyle avlıyorlar. Bol yani. Tadı falan güzel. Bol yağlı, bol yağlı. Güzel falan değil kardeşim. Bol yağlı kardeşim, siz kaçırıyorsunuz bakın. Siz? Ben yedim kardeşim. Ben her yerinden yedim. Şimdi ben de yedim. Bayınız. Şimdi ben de yedim. Yağlı balık yağda kızartılır mı kardeşim? Şimdi yağsız balık yenmez. Yağsız balık olmaz zaten. O zaman yani balinaların içine laf etmek istiyorsunuz şu anda. Ben sizin burada yaratmak istediğiniz polemiği anlamıyorum. Yani benim birazcık etli butlu kadınlardan hoşlanmam mı şey yapmaya çalışıyorsunuz burada mesela? Estağfurullah ya, balina dediğimiz bir denizli... Size bir Erol Egemen şeyi mi yapmaya çalışıyorsunuz? Estağfurullah burada? Balina dediğimiz bizim Las Vegas'ta geçer hani kalantor birkaç milyon doları olan şeyleri üst katı alırlar, orada ne yapıyorlar bilmiyorum, hiç çıkamadım üst katı. Ama bugün ben Erol Egemen'le yaptığım bir sohbet sırasında kendisinin milyoner olduğunu öğrendim. Nereye? Bayağı. Milyoner. Hı-hı. Ne milyoneri? Japon yeni. Onu sormadım. Nasıl sorsaydın keşke. Ya belki de ben şey yanlış şimdi sen söyleyeyim. Milyon yer olabilir yani. Çünkü Japon yeni, affedersin, ağzımda şey içki varken, çay varken konuşuyorum. Japonya açısından baktığımız zaman ben de 10 milyonerim. Ya bu konuları değişik şeylerden yaklaşabiliriz. Mesela ben geçen gün evde Ankara ahşap kutusu, Ankara Corona Piro kutusu var, buldum evde. Bir açtım, içinden 800 bin lira çıktı. Buyur. Al sen de milyon. Neresi milyon? Zaman nasıl geçiyor bebeğim dedim ya. Öyle liretlere bakarak yani. Ne güzel günlerdi onlar manasında. Dolayısıyla ben de bu manada neredeyse sen de milyoner sayılırsın. Liret milyoneriyim. Ama ben aslında esas itibariyle dolar milyoneriyim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyi geceler sayın dinleyen. İyi geceler. Çekmece bittik. İyi yıllar diliyorum şimdiden. Şimdiden iyi yıllar. Eyvallah, eyvallah. Yılın son programına katılmanın mutlu içerisindeyim. Eyvallah bittik, eyvallah. Valla eksik olmayın. Herhalde 2012 yılının en iyi şeyi benim açımdan bir programı tekrar keşfetmek oldu. Bir de 6.45 oldu. Ya siz eksik olmayın. Allah başımızdan eksik etmesin.
Allah sizden razı olsun kardeşim. Amin kardeşim, amin. Bir şeyler dediğinizde birileri de arasa, Allah sizi başımızdan eksik etmese dese diye, o görevi ben üstleneyim. Eyvallah. Allah sizi başımızdan eksik etmesin ya. Çok teşekkür ediyoruz Çekmece. Biz teşekkür ediyoruz ya. O teşekkür bize ait. Eyvallah teşekkür kardeşim. Bizim borcumuz valla. Eyvallah kardeşim. Bu arada yılın en iyi pompacıları, Kadıköy'deki yılın en iyi pompacılığıyla ilgili oylar geliyor herhalde diye tahmin ediyorum. Az tek sonra... çık geliyordur ama hep erkeklerden geliyor amir. O nasıl yani, o nasıl oluyor, ben onu şey yapamadım yani. Valla Kadıköy'ü bilemeyeceğim ama Küçükçekmece'de bizim evin hemen biraz ilerisinde bir Shell istasyonu var. Orada da çok iyi pompacı bir arkadaş var. Bu yıl bütün arabama... O koydu, o pompaladı sürekli. Evet, evet. Yani eksik olmasın. Allah razı olsun. Eyvallah. Allah sevgiler, olsun. Saygılar. Eyvallah. İyi yıllar, iyi yıllar. Bu arada selamlar. Biz de yılbaşı evimizde işte kuru yemişle. Yani doğrusu. Biraz oldular. Kuru üzümü az tutun, paraya kıyın biraz. Yani fıstığı bol olsun, Antep fıstığı bol olsun. Bu yılda bir kere oluyor bu yani. O yüzden... Hani böyle sarı leblebili kuru sultan üzümlü. Buradan Beylikdüzü mü daha şey uzak, Yeniköy mü? İkisi de uzak yani. Evet. Yeterince uzak. Eyvallah Çekmece. Eyvallah sevgiler saygılar. İyi günler sana yine. İyi günler. İyi günler diliyorum. Bunu hoş ne çekingen ne baştan şey yapıcı bir ses. Kardeşim ayıptır. Bu arada koz yatağı nerede kardeşim? Ben bu gece nerede kalacağım ya? Koz yatağına bekleriz ama burası kız yurdu olduğu için sizi alamayabiliriz. Hayır, benim koz yatağında sen sesten mi tanıyorsun artık yurtları ya? Nereden tanıyacağım? Yuh artık çüş. Evli barklı adamsın, ayıptır be. İşte o konuda emin misin sen? Ben evli miyim? Hayır değilim. Buyurun sayın ya, nasıl yurtta hayat nasıl? Yurtta hayat kötü tabii de. Biz oda arkadaşlarımla bir şey merak ettik. Nasıl oluyordu bizi yurda alamıyorsunuz? Yani sizin izin kağıdınız falan yok mu? Ben veliniz olayım. Yani çok isterdik ama gerçekten. Ya amcaoğlu falan gelip ziyaret edemiyor mu sizi? Sizin için belki bir torpil yapabilirler. Onu sorarım. Dayımın oğlu gelip bu gece beni alacak dersiniz. Mesela nasıl bir problem çıkıyor? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Ben gerçekçi olmaya çalışıyorum. Ben bir kaybeden değilim. Bakın. Kaybeden dediğiniz Kadıköy 3-5 çapulcu bunlar. Ben biliyorum bunları. Bakın, ben gerçekçi olmaya çalışıyorum. Ya ben hayatı yaşamaktan yanayım. Hangi hayat? Ya geçtiğimiz hayat. Hayatım. Tatlım benim. Sen yok musun? İsminiz neydi? İsmim İdris. İlis. İdris. İdris. İris. Evet. Bildiğimiz İris yani göz. Evet. Göz irisi ya da. göz irisi olan iris. Yani başka bir anlamı daha var irisin. Onun ne olduğunu biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. O yüzden sormuştum zaten. Bilmiyorum, ama yani hayatta anlamı olan herhangi bir şeyin tek anlamı olduğuyla hiç karşılaşmadım bugüne kadar. Ben de hiç sanmıyorum. Aslında çok mantıklı bir yaklaşım. Hayır. Bu bir yaklaşım değil. Bu bir realite. Bir vaka. Doğrudur. İris yazı. Çıkabiliyor musun? Bu akşam çıkabiliyor musun İris oradan? Bu akşam çıkamıyorum ama belki başka bir akşam. Önceden sözleşirsek. Tamam, sözleşelim. Tamam, ama önce sorumu sormak istiyorum. Çünkü gerçekten çok merak ettim. Hatta günlerdir bunu tartışıyoruz. Sorabilir miyim? Buyurun İris, sorun. Biraz özel olmazsa... Estağfurullah. Ya ne özel olacak? Acaba yayın sırasında Tokitop yiyor musunuz ya da tekila shot içiyor musunuz? Tekil ne, o ne? O, biz Meksika'da bir kaktüs işindeydik ama o. Alakası yok herhalde. Ben klasik olarak içmem. Ben kendi yaptığım şeyleri içmem.
Ben prensip olarak emmem. Ha, tokuş topları hiç tekila da değil yani. Siz bir film mi seyrettiniz? Efendim? Bir film mi seyrettiniz ya da bir öykü mü okudunuz? Yok, filmle ilgili değil. Birkaç gecedir biz bir sesin farkına vardık da yani. Arada sırada çıkardığınız bir ses. Yani böyle bir ağızdan çıkan bir ses ama... O Mete'nin sağ üst üçüncü dişinin arasında bir boşluk var, orayı çıklatıyor. Bir de biliyorsun Iris, yani geleneklerimiz yok oluyor, anenelerimiz yok oluyor. Mesela yani diş çıklatma diye bir geleneğimiz vardı bizim. Mesela otobüslerde, tramvaylarde. Mete bu eski adeti yaşatmak istiyor ve yani bence büyük de ileri götürdü. Mesela bir üçlü çıklatır mısın abi? Evet, doğru. Mesela duyduğun sesler büyük bir ihtimalle budur. Öbür şapur şupur şeklinde duyduğun şey ise benim kullandığım fitil olmalı. Ama yanlışlıkla ben fitili pastil sanmışım. Ya fitil ağzım alınmıyormuş. Orada bir şey oldu. Yani bir acı, bir ağır bir tadı vardı. O yüzden biraz ses çıkartmış olabilirim. En son ne zaman fitil kullandınız? Fitil ben 5 yaşında kullandım. 5 yaşında. Aha. Pekliğiniz mi vardı? Bilmiyorum. Annemin zorlamasıyla oldu tamamen. Bizim zamanımızda mesela gazete kağıdına zeytinyağı emdirip şey yaparlardı mesela. Bizim kuşak hiç fitil bilmez yani. Ben de bilmem. Ben o yüzden fitili herhalde pastil diye biraz önce yedim yani. Olabilir. Çünkü benim bütün kabızlık dönemlerimde özellikle Günaydın Gazetesi ya da Milliyet Gazetesi'ne sızma zeytinyağı emdirip şey yapmışlardır. Mesela benim anal dönemde takılma çok sebeplerimden büyük bir tanesi oldu. Büyük geçmiş olsun şu anda, yani hakikaten duygulandım ben. Çok ya, yani biraz cankiyen yaklaştım ama. İyi geceler Sayın Bey, orada mısınız? İyi geceler. Kimle görüşüyoruz acaba? Kan Revan. Kan Revan. Geçen bunu da bir arkadaş bir kenardan duydum. Bir şeydeydik, arkadaşlarla içiyoruz. Estağfurullah, biz de geçen gün arkadaşlarla şey yapıyoruz. İşte ben vardım, sen vardın. Falan öyle. Mete vardı, evet. Brit vardı. Aynı. Sen, evet, ben, arkadaşlar falan. Yan tarafta böyle Mente, Terte, Samet falan gibi bir şeyler konuşuluyor. Allah Allah. Kulak kabart. Ne oluyoruz ya dedim. Falan baktım, biraz daha benim kulak duymuyor. Yaklaştım falan, böyle mentori, mente, 300, 500 falan diyorlar. Dedim bunlar ekipten birileri dedim bunlar. Bunlar okumuşlar. Okumuş insanın hali başka oluyor tabii. Böyle mente 473 diyor bir tanesi. Tüko falan. 385 diyor. Ben de 400 yaşındayken falan. Yanaştım bunlara, sağ olsunlar yer verdiler. Dedim nedir bu, bana bir anlatır mısınız? Yani ben duyuyorum sağda solda böyle hikayeleri. Olur dedi bir tanesi çıktı. Ona sen dedi şimdi şuradan bana bir garson çağır, bir bira ısmarla dedi. Peki dedim, hangisinden? İşte öyle bir şey tarif etti, uzun büyük köpüklü möpüklü bol köpüklü olsun dedi. Ha. Peki. Geldi, bira geldi biraz sonra. Sen ne diyorsun? Evet. Birayı köpüğünü aldı. İşte dedi. Sonra lok köpük bittikten sonra bu birayı içti bitirdi. Dedim hani? Da anlamadın mı dedi. Neyi dedim? Sen bir bira daha ısmarla, garsona söyle dedi. Peki dedim. Bu arada bana yazıyor bu herhalde. Ne bana yazıyor? Yani bol köpüklü bir bira daha geldi. Bu gene mente diyor köpükten. Bir köpük daha. Dedim anlamadım. Dedi daha anlarsın artık dedi, işte bu dedi. Ya. Hadi bana eyvallah dedi, gitti. Bana kaldı bir sürü biralar mı köpüklerle birlikte. Yani bir mente nedir? Menteşi nedir?
niye Menteş'ten sonra be sesi çıkıyor? Böyle biraz ucundan kıyısından anlamış oldum tabii. Evet, enteresan bir yaklaşım oldu. Tabii Mente 300'ler, Mente 400'ler, onlar ileri menteler. Yani 300-400'den sonrası çok ileri menteler. Yani ileri menteler ki o noktalardan sonra çok samedyen şeyler var. Yani samedyen etkiler var. Daha doğrusu çok tartışmalı konular bunlar. Hatırlarsan ben, 600-700 menteler arası çok sütlaç menteler var ki biz onlara samedi diyoruz. Direkt samedi onlar. Yani. Ben o zaman büyük menteye takılmışım. Yani büyük mentim. Sen büyük tezgaha gelmişsin, ben öyle söyleyeyim sana. Tezgahi olmuşum diyorsun. Tezgahi olmuşum. Evet, ben doğrusu o 7.de falan anladığım gibi oldu ama tabii bozuntuya vermedim. Ne de olsa baktım karşımda büyük mentelerden biri duruyor gibi falan. 7-8 neyse o bitti galiba. O bittikten sonra gitti. Yani akıllandım. Böyle işte. Eyvallah kahraman. İşte, eyvallah kahraman. Yani yıl sonu programının bir istatistik değeri vardır diye. Eyvallah. İstatistikleri bozmayalım dedik. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah kahraman. İyi yıllar diliyoruz sana şimdi de. Size de. Tabii mümkünse de. Yani böyle bir şey. Mümkün. Mümkün diyorsun. Eyvallah. Eyvallah. Aşkımız yok gülerler bize, içimizden seyran geçer. Şöyle yandan bakarlar bize, dizimiz üstünde sazımız. Yanar yanar söner aşkımız, güzelle güzelleşmek için gün sayarız döner çarkımız. Yok gülerler bize, içimizden seyran geçer. Şöyle yandan bakarlar bize. Canın olsun kafi bize. Dost bilip de ödün vermedin, mest olup da gönül vermedin. Ferhat gibi dağlar yenmedin, alemde hiçsin bu ters bize. Evet, Standart FM'de 2012 yılının son Kaybolanlar Kulübü programı dediniz değerli dostum. Kaan Çaydanlı, ben Mete Avunduk. Kadıköy Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız. Bu gece hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuştuk. Tabii bunlar bizim üzerinde konuşmaya çok zorlandığımız konular. İlk defa konuştuk zaten. İlk defa konuştuk. Bunun yanında şaşkınlık içinde. Yani, evet, gerçekten de bir insanı herhangi bir ortamda konuşmakta tedirgin edecek konular bunlar. Ki biz ilk defa konuştuk. Ama üstesinden geldik, sınavdan geçtik diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Eğer siz de öyle düşünüyorsanız, biz buradan gittikten sonra sabaha kadar KK yazıp, boşluk yazıp, evet geçtiniz kardeşim deyip 79-79'a
Mesaj atabilirsiniz. Yani çok eğleniriz yani. Bunlar bizi çok eğlenmiş olur. Memnun eder bizi yani. Yani bizde de bir eğlence çıkmış olur. Ben ya programın sonuna geldiğimiz şu anlarda aynı zamanda yılın da sonuna geldiğimizi hissederek bir belli belirsiz bir ürperti hissediyorum. Özellikle sağ omuriliğimin sol üst tarafında. Hangi sağ omuriliği? Sağdaki. Şu. Aha. Bir anlamda programı kapatmaktan öte yılı kapatmak anlamına da gelen bir andayız şu anda ve o yüzden ben her zaman görüşlerine, fikirlerine, hayatı yaşama biçimine ve tarzına çok değer verdiğim bugün yani 3 oğlum olduğu söyleniyor benim, bir tanesi benden, o kesin. Ya öyle gözüküyor. Benziyorsun abi. Bayağı bir şey var. Bir şeyinde bir bayağı bir şey var. Benzer bir şey var. Oradan yola çıkarak mesela ona bir örnek göster dendiğinde hani bir örnek, bir rol model göstermek istesem rol model olarak gösterebileceğim 3 insandan bir tanesi olan değerli dostum Mete Avundu'ya, ki diğeri bugün de ifade ettiğim gibi Martin Heidegger ve Michael Jackson dir değerleri de. Pardon, Michael Jackson mı dedim ben? Estağfurullah. Nicolas Cage, pardon. Şey yaptı dedim. Şey yaptı. Ya da Dennis Hopper. Estağfurullah. Toprağı bol olsun. Mukaddes bir o insan. O da olabilir. George Clooney. Toprağı bol olsun. Çok mukaddes bir insan. George Clooney olabilir. Çok çok müteşekkil bir insan. Evet. Binaenaleyh değerli dostum Mete Avundu, son yani bu programı kapatmadan önce yeni yılla ilgili dileklerini ve geride bıraktığımız yılla ilgili düşüncelerini bir yeni yıl mesajı almak isterim doğrusu. 2012 yani yılı berbat bir yıldı ama harika geçti. Son 12 yılın mı? Berbattı. Evet. Evet, benim de şey koydu. Benim son 2012 yılım neredeyse berbat geçti. Evet, benim de. Ama buna rağmen son 3 yılda yaşadığımız o iğrenç bize yaşatılan o iğrenç şeyin altından çok güçlü kalktık ve şu anda gerçekten berbat bir 2013'e başlamak üzereyiz ve ben şu an çok mutluyum bundan. Allah şey yapsın. Yani dinleyicilerimize söylemek istediğin bir iyi niyet bir saçmalığı ben var çok seviyorum herkesi. Hangi herkesi? Tek tek mi? Öyle değil mi? Nasıl uyuyacağım ben? Öyle değil mi? Hadi uyuyalım. Yapmıyorum. Çok güzel bir mesajdı. Çok teşekkür ederim. Müthiş bir yeni yıl mesajıydı. Ben de tüm kalbimle katılıyorum. Metin'in bu gerçekten önemli sözlerin üzerine ekleyecek çok fazla bir şeyim yok değerli dinleyenler. Kaybedenler Kulübü dinlediniz. 2012 yılının son programıydı bu. Ve kaybeden 2012 yılının son programı da her zaman olduğu gibi yine Montana Çetesi'ne adandı. Hayatı ve kadınları hala da öğrenmekte olduğumuz Kadıköy sokaklarına adandı. Değerli dostum Mete Onuk ve ben Kaan Çaydamlı, kendi adıma değerli dinleyenler, hepinize iyi geceler ve iyi yıllar dilemek isteriz tabi, eğer böyle bir şey mümkünse. Hoşçakalın.
From the bars of Wisconsin to the clip joints of Philly, I've been killing time while trying to meet this kid's all day. There've been people who throw bottles, there've been people who throw flowers, there've been people who just threw up in the aisle. Oh, but rock and roll's the only way to tell my story. I'm a rock and roll and loser to the end. Ooh, and rock and roll's the only way to tell my story. I'm a rock and roll and loser to the end. There've been clowns, there've been jokers, I've played to prostitutes and queers. We slowly died together through the years. I've been turned out, turned on, turned around, turned down. I've been built up, beat out, set up, drink my cup. I've been a twisted up inside, you feel you don't belong. And the busman shouts, get up there, son, say I'm one more soul. Oh, Lord.
machinery. Though I would dream of a time when those men come from West Point. Oh, oh, oh. Don't wanna see you back here again. Oh, oh, oh. Gözlerine ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine, ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Saçını dök sineme, derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Saçını dök sineme, derdini söyle. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Sürerim bulutta I'm